Çay süzgeciymiş bu. Anasının nikahıymış. Çok da şeyindeydi, içersen içmezsen ben yine takılırım havası yani. Ya bu nasıl bir görüntü ya? Ya hakikaten. Sünnetli sünnetsiz gibi oldu anasını. Dur bari soyalım da şey olmasın. Evet. Ha, sonra full bitene kadar salatalığı yapıyor bunu. Salatalık maskesini bence bu şekilde yapabilirsin. Ara... Ne oluyor lan? Meşgul. Instagram ve TikTok reklamlarında satılan siz dolandırılmayın diye bizim alıp dolandırıldığımız ürünleri incelediğimiz saçma sapan serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ekin kollamayla beraberiz. Hoş bulduk. Merhaba. Aslında hepsinin dolandırılma ürünü değil ya. Birkaç çok tane... arada böyle çok nadir de olsa evet, çok güzel şeyler çıkıyor. Mesela biz geçen bölümde abi hiçbir şey aldık. Bildiğin hiçbir şey satılıyordu. 35 lira mı ne verdik hiçbir şeye? 65 lira kargo ödedik hiçbir şeye. Hiçbir şey gelmedi. Gayet güzel. Ama boş bir kutu gelseydi bari ulan niye kargo ediyorum o zaman ben 65 lira? İşte. Ama mantıklı adam dediğin yani sözünü tutmuş bu arada. Bir şey gelse bir şey gelmiş olurdu. Ya yine saçma sapan ürünlerimiz var. Biz işte bunları bizim ekip Instagram reklamlarına. Sen Instagram'da böyle ana sayfayı kaydırırken bir ürün görüyorsun. Çok iyiymiş diyorsun ve genelde aldığında gibi çıkıyor ya. Yani halk arasında o ürün dediğimiz. Evet abi. O ürünler yani. Evet. TikTok reklamlarından da aynı şekilde gördüğümüz şeyler var. Bunların hepsinin videoları da var. Aldığımız fiyatları da söylüyoruz zaten. Bir ürünü deniyoruz. Sonunda puan veriyoruz. Şimdi iki kişi olduğumuz için ilk defa bu seride ikimizin ortalamasını alalım bence puan olarak. Olur, mantıklı. Hadi o zaman başlıyoruz. Fıçık. İlk ürünümüz. Evet, ilk ürünümüz arkadaşlar şu. Çay süzgeciymiş bu. Çay süzgeci ama yani... Abi bunu biz bir ay önce 39.99 almışız. 39. Şu an kaç olmuş? Vermemişiz. Ha iyi. Şu an 59.90. Aa anasının nikahıymış. Yani. Bir ay önce 39 almışız, 59 olmuş. Ne olmuş ya? Kargo vermediğimiz ürünleri seviyoruz bu arada. Yani şunu alıp 60 lira kargo verince küfür edesim geliyor. Bunu peki deneyebilir miyiz şu anda? Bir videosunu izleyelim. Var bak bir benzeri bu. Altı bir tık farklı sanıyorum. Benzeri daha metal olduğu için daha kolay. Ha asıyor. Kaynar suyu koyuyorsun. İçinde çay zaten. Tamam. Bu kadar zaten. Mantıklı bu arada. Mantıksız demiyorum. Ürün bulunmamaktadır oğlum. Evet ürün satıştan kalkmış. Kalkmış, tükenmiş. Çok yoğun istek ve talep doğrultusunda. Abinin duruş şeklini ve tavrını sevmedim. Ya asla gerçekten bu üründe takılmayacağım bir şey bence. Abi sonuçta ben bu çayı içiyorum yani böyle. İşer gibi durmanın da bir alemi yok. Ne ama. Yapıyoruz? Çayı döküyoruz içine. Şimdi bu çay aslında daha küçük parçacıklı bu arada. Ha aradan kaçacak. Aa evet kaçacak ama oğlum o arada. Bu ürünün avantajı ne biliyor musun şimdi? Normalde ben mesela eve geldim tek başıma çay içeceğim. Ama sallama çay bitmiş ama demleme çay var evde. Aslında onu kurtarabiliyor. Demleme çayı koyup içine şey yapabilirim yani. Çok rahat bir şekilde sallama ya, çaymış gibi. Basit bir mutfak süzgecim varsa şöyle yuvarlak küçük olanlar o da aslında işini görür yani. Hani ve bak salı kaçırıyor bu. Tamam. Tamam bu şeyi açtık diye oldu ama. Demleme çay koymanız gerekiyor bunun içine. Biz sallama çayı koyduğumuz için. İşte çok nane var. Koydunuz falan diyelim yani böyle. Nane, kekik atıyorum. Bitki çayı yapmak istedim. Biraz hani ada çayı koydun içine falan. Gerilerek oturuyor böyle hani ve... Çok da şeyindeydi. İçersen içmezsen ben yine takılırım havası. Yani tavrını sevmedim bu. Ben. Ama şimdi kollarından takmaları gerektiği için adamın bir tık geride kollarının olması lazım. Peki bu kauçuk sence erimez mi kaynar suda ya da bir zararı var mıdır? Evet o beni kıllandırdı mesela. Metal olanı göstermişsin sen az önce TikTok'ta. Metal çok mantıklı, daha mantıklı geldi ama metali de mesela çıkarttığın zaman hemen elini atamazsın bilmem ne. Plastik böyle bir yavşar mı? Sağlıklı bir plastik midir? Hiç mi ya? Hiçbir bilgimiz yok ürün hakkında. O yüzden ben ürünü mantığını beğendim ama onun dışında tercih edeceğim ürün değil. Kaç veriyorsun buna onun üzerinden? 4. Ben de 3 veriyorum. Yani 3.5 işte. Bizimle değil bence. Bu ne abi? Dev bir kalem tıraş ama arkasında şöyle bir soyacak var ve yazıyor ki üzerinde kalem tıraş soyacak diyor. Yani ha havuç. Ha soyduk kabuğunu mabuğunu. Bir de ucunu böyle sivilttik. Ne yapacaksak sivilttik. Ya iki kısmı var bunun. Evet şurası var normal. Şimdi bir kere salatalık şuraya girmez bence. Ya salatalığına göre değişir ama dene bakayım. Ya bu nasıl bir görüntü ya? Ya hakikaten. Giriyor. Hayır mesela ha. Şimdi ne oldu yani bunu böyle yaptık? Hani süslemek için ama... hani kabuğunu ince ince salata yapmak için falan. İşin saçma kısmı sadece ya, önünü yapabiliyorsun. Sünnetli sünnetsiz gibi oldu anasınız. Dur bari soyalım da şey olmasın. Ama bak soyacak kısmı gayet güzel ve incecik soyuyor. Başarılı. Ama herhangi bir soyacak da aynı şekilde soyuyor zaten. Ya işte herhangi bir soyacağı nasıl makyaj gibi satarsın? Bu şekilde yani. Önce soydu bak. O bizim gibi önce açmadı görüntü çirkinleşmesin diye. Biz orada hata yaptık zaten. Ha evet. Önce soyuyor. Evet. Ha sonra full bitene kadar salatalığı yapıyor bunu. Tamam sonra. Bu sefer. Aa maske yaptı. Ulan çok mantıklı. Aa yüz maskesi evet. Tamam yüz maskesi olursa evet, okeyim ben. Evet çok mantıklı evet. Belki bunu şey olarak da kullanabilirsin. Atıyorum böyle her şey dahil otellerde salatanın üstüne bunu süs olarak koyuyorlar ya şöyle. Olur abi o da olur. Bir soy bakayım sonuna kadar.
Durmuyor ki. Paslanır mı bilmiyorum. Benim genelde kalem tıraşlarım hep paslanıyor. Ha, paslanabilir. Hiç nem rutubet yokken bile paslanıyordu benim kalem tıraşlarım. Ama mantıklı mı dersen yani. Bir dakika, bir tam videodaki gibi önce deneyelim. Önce soyacağım. Evet. Gelmeyin. Önce soy. Yani bak, kabuğu ince soyuyor bak. O da artık evet, benim gözümde. Evet, doğru. Patates falan soyabilir mi sence? Bu bence gücü yetmez soyar, gibi. Soyar. Yeter mi? Aç bakayım abi şimdi. Sonuna kadar evet, açıyorum. Soymadan açtık. Az önce ondan kafası evet, şey oldu. Bak ooo. Bu okey ya. Mesela benim hanım böyle değişik şeylerden maske yapmayı çok seviyor. Salatalık maskesini bence bu şekilde yani yapabilirsin. Yoksa nasıl soyacaksın ki salatalığı? Ben yemeği tercih ederim. Bu halde. Kaç para bu? Abi bir ay önce 59 almışsa hala 59 lira. Kargolu ödememişiz. 59 kargosuz. Güzel. Bunu kullanan hakikaten kullanır. Kaç veriyorsun hocam buna? 6-7 verebilirim ya. Bence de 6'dır bunun oluru. Yani 6-6. Ortak puan 6'da karar kıldık. Geçelim. Sıradaki saçma sapan ürünümüz silginin tozunu toplayan bir araba. Silgi silici. Evet lan, sildiğin şeyin de normalde hani biz siliyoruz işte silgiyle, sonra sırada masadan aşağı atıyoruz ya. Onları biriktirip böyle rulo ip uzun yapanlar oluyordu böyle manyak falan. Hatırlıyor musun onları? 142 lira mı? Yurt dışından mı? Kardeşim bu ürünü biz bir de ithal mi ettik? Yani hakikaten terettiğimiz şeye bak. Abi iki yorum var. 1,5 yıldız almış. 15 gün beklemenin ardından ne yazık ki hayal kırıklığı bir ürün. Süpürgeleri çalışmıyor çünkü dişlileri birbirine temas etmiyor. Az önce biz de sıkıntı yaşadık. Ekin tamir etti onu. Ben tamir ettim. Ama 5 dakika sonra yine bozulacağı iddia ediliyor. Ama evet, fel maşa dedikleri var ya, dandik yani aslında halk arasında. Videosu nerede bunu? Artık paramı gereksiz yere harcamayacağım dedikten sonra yaptığım alışverişler. Ya ama şöyle bir şey var. Evet, ilkokul 1'de çocuk olsaydım, okula yeni başlasaydım, alan sınıfında bir kalemle bir şey işim olsaydı. Tatmin edici bir şey aslında görsel. Çok mutlu görsel olurum o zamanki bir çocuk ama şimdi evet, tabii çok saçma geliyor da. Gel abi deneyelim. Deneyelim. Merve'nin defteri bu arada. Merve'nin 8. yanışı defter üretiyor bir yandan. Aa, çok iyi. Yazdık. Silelim abi. Oğlum silgim silmiyor lan. Oğlum bu silginin çöpü çıkmıyor. Sizin alacağınız silgi. Neyse sildik diyelim. Evet, çalışıyor. Aldı lan. Aldı. Arkada bagaja koyuyor değil mi? Aldığını sonra geri verdi. Bir dakika. Tamam. Dediğim gibi çocuk olsam oynarım böyle. Oğlum iki alıyor bir veriyorum. Altta kalıyor ya. Tekrar şey yapıyorum. Dur biraz daha. Bu arada arkadaşlar, hani siz yapacaksanız illa kalemle bir şey çizmek zorundaysanız silgiyi sürtünce de olur. Evet, doğrudan. Biz niye çizeceğiz? Hani ekstra bilgi verildi. Biraz bastırmak gerekiyor düzgün gitsin diye. Tamam evet. Topluyor abi ya. Yok. Dediğin gibi 6 yaşında 5 yaşında bir çocuk olsaydım ve bana böyle bir şey alınsaydı çok eğlenirdim ben. Bozuk gelince böyle 2 çıkarıyorsun, 2 takıyorsun, düzeliyorsun. Burada da bagajda kalıyor. Sonra bunları nasıl çıkarıyorsun peki? Güzel soru. 5-6 yaşında bir çocuk olsaydım ve bunu görseydim çok beğenirdim. Puanım 10 olurdu ama şimdi puanım 5. Ben de 4 diyeyim hadi ya. Geçtik hadi sonrakine. Geçtik. Ha, bu Ekin'in getirdiği ürünlerden. Evet. Ne abi bu? Pahalı bir kutusu var. Pahalı evet, bir ürüne benziyor. Kaç para bu? Vallahi ben bunu bayağı önce aldım. 2 senesi var ama Smart Messenger diye. Messenger, Massager hatta yani. Ben bunu Enis Kirazoğlu ile incelemiştim aslında. Ha. Bunu böyle açıyorsun. Bluetooth falan diyor oğlum. Nasıl? Seste mi bağlayabiliyorsun müzik falan? Şu an tak abi gözüne. Senden önce sadece Enis Kirazoğlu taktı. Şu an masaj yaptığını iddia etmiyor değil mi bu alet? Şu an yapıyor, bir dakika dur bakayım. Saçma sapan konuşmam, hiçbir şey yapmıyor mu? Ses geliyor sadece. Şu an kırmızı oldu mesela. Sıcaklık mı verecek acaba? Bir titreşim veriyor, sesi duyuyorum ben. Evet, bir ufak ısı da veriyor bence. Yani... Göz kapanma hiçbir şey yapmıyor şu an. Burnum acıyor hatta. Ha bak, saldı şu an havayı içindeki. Şu an şey yaklaştı yani gözüme salınca havayı. Şakak titretiyor bu ya. Bu şey şakağına mesaj gelmiş gibi bir şey. Şakak titretiyor. Ya iPhone'lu şakağına da yasan biri seni arasa aynı şey bence. Yani işte masaj yaptığı iddia ediliyor, bilmiyorum. Kaç paraymış, baktınız mı? Abi 1700 bandında. 1700 bandında mı? Ekin? Oo. Ara... Ne oluyor lan? Meşgul. Nasıl? Aramayacağım yani. Bence bu şey Bluetooth olayı o olabilir yani. Telefonu bağlıyorsun, arama yapabiliyorsun, müzik dinleyebiliyorsun ama yani aramada sürekli dız diye bir ses gidecek, titreşim sesi. Ya şöyle, Bluetooth'u bağlamak için app'ini indirmen gerekiyor. Ben... Ya app'i mi varmış bunun bir de ya? App'ine karşıyım herhalde bunun. Var mı app'i? Kimi arıyorum ben şu an ya? Ya ben bunu işte garibime gitti diye almıştım. O zaman da anlamamıştık. Şimdi anlamadık yani. Yok, çok kötü bir ürün. Bir şey yanlış mı yap? Kumandası falan mı var bunun? Ya bir tane şarj kablosu çıkıyor kutunun içinden. Ve şey eski bak, USB. Isınmış ama sıcak. Sıcak. Bak soğuk mod da var, öyle basıyorsun bir kere. Şu an kırmızı mavi olması gerekiyor. Mavi oldu mu? Şu an mavi oldu. Tamam, şu an mavi değilse soğuk veriyor. Komutan Logar. Tihulu oldun şu an. Komutan Logar. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Ya kendi çapında bir şey yapıyor ama hani bir. Bir veriyorum. Kazık yediğim için acı sinirliyim. Bundan ümitliyim. Bu bizim prodüksiyonun aldığı en düzgün şey olabilir inşallah. Değil mi? 469 almışız. Ebesinin nikahı. Şu an 499 ve biz buna 67 lira kargo ödedik. Bir de 67 lira kargo mu ödemişiz? Ben bunu ilk gördüğümde dedim ki aha çok iyi. Her parmak farklı bir nota çalıyor. 8 farklı enstrüman tonu varmış. Arka plan için 8 farklı ritim varmış. Bir de demoda da 6 tane önceden kaydedilmiş şarkıyı kendisi otomatik çalıyormuş.
Bak şimdi. Sağ parmağın do, re, mi, fa, so. So yazmış. Sol. Bu da sol, fa, mi, re, do. La, si nerede lan? Bir dakika, çalıyoruz şu anda. Hiç anlamadım ya. Parmağının üstünde de notalar varmış. Altta. Avcunla bas diyor. Bir dene, tek tek denesene parmakları. Sol. Evet. Avuç içinde ne? Yok, avuçta olmuyor. Ben anlamadım. 3 nota daha olduğunu iddia ediyor ters parmaklarda. Ters bas bakayım parmağınla. Ters basayım şöyle. Avuç çık nasıl yani ya? Abi şuraya gösteriyor ama olmuyor ki avuç içinde de bir şey var. O çalışmıyor, şu da çalışmıyor. Onun dışındakiler. Ritim açayım, üstüne çal sen. Bu ritme çalayım mı? Yes. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar böyle el koordinasyonu yok ki benim. İki nota. Akor. Bunun abi bizle bir alakası yok. Bu... Bir şey söyleyeyim mi? Sesi çok çirkin. Kafamı şey yaptı. Evet. Daha kötü bir hoparlör koyamazlarmış içine ya. Bunu felaket ya. Kapı ziline bile hakaret bu yani. Daha kötü bir ürün görmedim. Evet, bir. Bir, bir. Sıfır, sıfır. Yani sıfır var mı? Var mı sıfır? Varsa sıfır yani. Varsa sıfır, bence de sıfır. Berbat bir şey. Ayrıyetten... Paramızı iade etsinler ya. Çok gürültülü yani. Biz abi mutfak araç gereçlerine bayılıyoruz. Bunun 5 farklı varyasyonunu inceledik bugüne kadar herhalde. Brava Spring Slicer. Neymiş bu? Bu böyle daha şey kesiyor. Farklı bir şekilde i̇şte kesiyor diye hoşumuza gitmiş. Normal dilimliyor. Niye mutfak süngeri var lan bunun için? Şu an 313 TL. Vay anasını. Kargo? Kargo yok. İyi bari. Bulaşık süngerine dolanmış bir şey çıktı. Niye bulaşık süngerine bir şey dolanmış? Ondan kırılmasın diye mi? O kullanıyor muyuz yoksa o bulaşık süngerini bir yerde? Yok yok, onu kırılmasın diye. Bulaşık süngeri pahalı bir malzeme. Şuna göre daha pahalı bulaşık bir malzeme değil mi ya? Bulaşık süngeri fabrikasında artan malzemeyi dolanmışlar. Muhtemelen öyle yapmışlar. 99 değerlendirme var. Bayağı da insanlar almış bunu. 3.6 ortalama puanı. Hediye almıştık. Güzel, teşekkürler. Hiç beğenmedim. Kullanışsız çok sahte demiş biri. Ve arkada ayar yapabiliyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Bir de şurada dereceler var. 360 derece, 180 derece falan. Ha, bu kestiğiniz şeklini mi ayarlıyor sence? Bu şeyini ayarlar. Bak şimdi. İşte patatesi buraya koyduk. Aynen. Tamam. Bu da böyle. Tamam. Bastır biraz patatesi bence. İnce kesiyor, evet. Ben salak olduğum için şöyle yapayım. Bir dakika, bak. Çok ince demeyiz şu an, ondan mı acısı? Kaçtayız ayar olarak? Sıfırdayız. Şimdi bak kalınlaştıralım 2, 3'e 5'e al bakayım. O 360 diyor. Ne demek bu ya? Bu ne abi? Onu anlamadım bir türlü. 360 açık, 360 kapalı. İki tarafı da 360. İki tane... Bak bir döndürüp göstereyim şunu. Aa dur dur dur. Şimdi bıçaklar dönüyor. Bıçağı ittiriyor içine doğru. Bayılıyorum Siri'nin lafa karışmasına. Biraz kalınlaştırdık şimdi. Kalın... Evet, kalınlaşmış biraz. Evet. Oluyor lan. Oluyor. Oluyor oğlum bak. İlk dilimimiz sıfır ayarındayken gerçekten sıfırdı. Bak şu 5 ayarda, şu sıfır ayarda. Aynen. Şurada 2-3 tane böyle çevirdiğimiz şeyler var. Şunlar ayrılıp çevrilebiliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Julian neyi kesebiliriz? Peki ikiye kesmeli miyiz sence öncesinde? Yok. Yani kalp de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Şöyle bir Julian keselim. Nasıl kesecek lan onu öyle Julian? Vallahi kesiyor oğlum. Fast**tir. Şahane normalde kesiyor. Normalde 7 kere de yapacağımız şeyi bir kere de yapıyor. Oha bayağı yaptı lan. Salatayı bak ne güzel kesti. Oğlum bir de bak şeyi unutma. Salatalığı olduğu gibi koyduk ve bu hale getirdi. Tamam. İki kere kesiyor çünkü. Bir yukarıdan bıçakla koyuyor, bir yandaki bıçaklar kesiyor. Julian kesti bayağı. Çok başarılı. Normalde bunu yapmak bayağı uzun sürer yani. Önce evet, bir kere şey keseceksin. Ben bunu başarılı buldum. Ürünün tek sıkıntısı... Kayıyor. Kayıyor. Ama işte biz de mutfak tezgahında yaptığımızı düşün. Seramikte şeyde evet. Kaymıyor, mermerde kaymayabilir. Ben beğendim okay ya. Okey bence bu. 216 liraya. Tek kişi kullanmak zor ama bunu sanki. Abi patates yapacağım mesela. Dilimledim bitti patates. Ben cipsim evet. Yapabilirim evde. Evet. 7 veriyorum abi buna. Olur olur, ben de 7 veriyorum. Hatta 8 bile verebilirim. 216'yı almışız. Biz 313 almışız. Evet, sıradaki ürünümüz el ısıtıcısıymış Zippo'nun. Gerçek orijinal bir ürün bu arada. Evet, Zippo'nun evet. Kendi orijinal ürünü. 12 saat dayanıyormuş ha. Bak diyor ki rakip ürün çinko karbon pil diyor. 4.8 saat gidiyormuş. Bu ürün 17.5 saat gidiyormuş ama yukarıda da 12 saat diyor. Zippo'nun da kafası karışık. Çok dayanıklı malzeme. Maksimum ısı cep boyutunda. Çok uzun süre yanıyor. Şimdi Zippo diyor ki önce bunu buna doldurun diyor. Tamam. Sonra bunu böyle yakıyoruz arkadaşlar. Yanıyor şu anda. Bunu kapatıyorsun şöyle. Rüzgar geldi mi bitti bu. Lan yanıyor mu içeride? Söndü. 12 saat yanacak yani içi onun. Ama alev çıkmayacak. Alev çıkmaması lazım aynen. Ya oluyor mu sence bir şey? Ya bu çok saçma abi, hiç mantığı yok. Oğlum bir de dışarıda soğuk bir yerde olsak bu metal de buz gibi olacak, daha da soğuyacak bu var. Ya buna güvenip soğuğa çıksak donduk şu an. Ölmüştük şu an ya. Yani bakalım biz beceremedik herhalde, yorumlara yazsınlar ya. Böyleyse bu alet 1 veriyorum ya. Pahalı ya. Olacak yani, iş değil. Evet 850 lira falan civarındaydı. Bir de bunu aldık. Bu da 200-300 lira vardır. 35 lira mı? 35 lira mı?
35. Tamam. Ama olmadı. Isınıyor böyle mu? Böyle boncuk bir çantası var. Çantası güzelmiş. Isınmıyor ya, bu bir işe yaramıyor. Yok ya, tıraş bu. Ama şekline şemaline puanım 7-8 olsa da olmadı. 1 veriyorum ya. 1 bence de 1. Sıradaki ürünümüz geliyor. İşte o ürün. Herkesin heyecanla beklediği o ürün. Hani bazen trafikte giderken yol kenarında sarı renkli bir şişe görürsün. Pet şişe. Evet. Ve dersin ki bu ne? Direkt pet şişe yerine, direkt pet şişeyi takmak yerine yani. Pet şişeyi buraya takıyorsunuz. Evet. Buradan işiyorsunuz. Üstünüz başınız batmadan. Ama hijyenik bir aparat mı sence bu? Abi pet şişe çıkardım, damladı arabaya falan. Bu erkekler için. Ya pet şişeye de taksan aynı şey. Bunu da ara köprü olarak kullansan sanki aynı şey. Ama hani şey bu. Anlatamıyoruz ürünü. Anlatamıyoruz, evet. Aç abi. Tamam, açtım. Şimdi şöyle. Aynen. Tamam. Yeter bu kadar diyelim. Görüyor musun? Son damla burada kaldıymış. Arabaya geldi şu an bu. Evet. İşte o çok kötü. Yani hakikaten al işte. Hayır, bunu aldın, ters çevir. Bu da sonra bunu nereye koyacaksın? Hayır, bunu aldım mesela tam her şişeye girebilecek şekilde bu aparat. Şimdi şişenin kapağı bu. Tamam. İşini hallediyorsun, çekiyorsun, sıfır damla ve bu kapalı kalıyor. Ha, olurmuş. Olurmuş. O okey de o mesela. Ama hakikaten bu arada bazen trafikte hayat kurtarabilir miyim? Evet. Her araçta bir kere durması gerekiyor. Bir tane. Evet. Bir tık daha steril olabilirdi. 75 lirayı biz almışız. Şu an 85 lira. 60 lira da kargo ödemişiz. 75 liralık şeye 60 lira kargo ödemişiz yani. Yani benim puanım 4 ya, ve de 5 hatta yani. 5 veririm ben. İhtiyacı olabilecek durumlarda olduğu için veriyorum o da. Ben 3 veriyorum ya, ben çok beğenmedim açıkçası. Okay. Saklama kaplı bir termos bardak bu hatırladığım kadarıyla. Normal termos olarak kullanabiliyorsun. Bayağı kocaman gibi, evet, görünüyor. Olmuş. Aşağısında da saklama haznesi gizli. Bir şey saklamak istiyorsun evde mesela. Ne bileyim, düğünden kalan altınlarım var. Bak şöyle. Burada. Şöyle bir şey var. Hani hiçbir şey koymasan bile aldın, kahve içeceksin. Sıcak döktün buraya. Geri kapattın kahve. Buraya yavaş yavaş içersin. Aa, yani. Çok mantıklı. Protein tozu koyuyorsun içine, ya da işte atıyorum vitaminin var içine karıştırman gereken. Onu alt tarafa koyuyorsun. Sonra şeyin zaman içine karıştırıp çalkalayıp içiyorsun. O da güzel. Mantıklı. 470'e almışız. Şu an 530 lira. Bu arada pimpi de gayet düzgün. Hani işte ayıcık yok üzerinde, bir şey yazmıyor falan filan. Gayet şık. Metal renginde. Sanki bu tam böyle havaalanında kaçakçı birinin kullanacağı, böyle yanımda termosumla gidiyorum ürünü gibi, değil mi? Evet. Aynen, bitti oğlum, kimse görmez onu. Bu arada ben bu şişenin tipini vesairesini, hani şu şey olmasa bile okeyim. Güzel ya, değil mi? Bence de. Yani soğuk tutar mı, sıcak tutar mı ile ilgili bir fikrimiz, evet, yok ama. Evet, keşke dışında kaç saat sıcak, kaç saat soğuk tuttuğu yazsaydı ama bu okey ya. Ben bunu çok beğendim bu arada. Ürün olarak beğendim. Kaç şimdi veriyorsun? Beğendim. 7 veririm ben bunu. Ben de 7 veriyorum ya. 7'dir. En kötü bardak olarak kullanırsınız ya, ne olacak? Evet, bence de kullanışlı bir ürün. Beğendik. Bu ne? Koltuk altı pedi. Kıyafetine yapıştırıyorsun. Ha. Koltuk altında terleme olduğu zaman onu emiyor. Olabilir bu arada. Kullanılabilir bence, evet. Çok terliyorsan. Çünkü bazı insanları deodorant vesaire etki etmiyor. Mesela ben de bir çekime bir yere gittiğimizde ben de çok terliyorum bu arada. Ben bir kere gittim mesela, klima yoktu ortamda. Işıklar bir de eski tip ışıklardı. Of, tüplü. Yani yanıyorsun direkt. Direkt yanıyorsun zaten. Peki şey, kıyafete yapıştırdığında dışarıdan belli olur mu? Bence belli olmaz. Olmaz mı diyorsun? Ha bak, iki tane geliyor bir pakette. Bu kaç para? Biz 27'ye almışız, şu an 67'ye. Bunu çıkarıyorsun. Çıkarıyorsun. Tişörtün içine yapıştırıyorsun. Böyle bu şekilde koltuk altında duruyor diyelim yani, tişörtün içinde. Evet. Burası, şöyle duruyor. Evet. Teninize değecek kısım. Burası da tişörte yapışacak kısım. Peki belli olur mu yapıştırsak? Var mı tişörtümüz? Bence mantıklı ya. Ben okeyim buna bu arada. Yani buna ihtiyacı olan insanlar olabilir. Yapıştırma. Şu an çok çirkin dur, bir dakika bekle. Getir bakayım. Tam koltuk altındayım şu anda. Tamam. Emiyorsa ve kokmuyorsa gerçekten. Hayat kurtarabilir ya. Kumaşta bak hiç belli olmaz bence. Bak bunda bile çok az belli, evet, oluyor. Evet. İki bak, kokup kokmadığını bilmeden ben 9 puan veriyorum buna. Evet evet. Bence kokmuyorsa çok iyi. En üst puanı bu alacak arkadaşlar. Evet. Kaç paraydı bu? 57. Tanesi kaça geliyor yani? 6 kere giyme hakkım var ya. Evet. Güzel. Güzel. Ben mantıklı buldum. Çok da kullanışlı buldum. Ben de sevdim bunu abi. Bunu merak ediyorum. Elinle böyle fıçı 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 dikiş yapabiliyorsun. 4 parmak aşağıda tutun diyor. Sonra basacak 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 basacak. Dikiyor bence. Bu ip dışarıda olacak. Tamam. Şu şeyi kaldıracağız. Şu ip de şu iki metalin arasından gelecek. Tamam. Bunu hatta buraya herhalde sabitleyelim diye yapmışlar. Şunu şuraya takıyorsun abi. Şu oradan geçirip çekiyorsun. Aa, şu çok iyiymiş. Bunu buradan geçiriyorsun sonra. Tamam, şunu buradan çekiyorsun. Aa. Tada. Mutlu oldum lan, şu an normalde ızdırap olurdu o. Tamam. Şimdi şuradan. Evet. Buraya dikeceğiz diyelim. Biraz da ortaladım ben bilerek. Yap bakalım, sen yap sağ eline. Şimdi. Dikiyorsun şu anda. Evet, bunu mesela yanına alsan atıyorum bir şeyin yırtıldı, bir şey oldu. Ama ya şurada ya bir ip fazlamız var. Bu o dipten çıkartıyor. Ha tamam. Bence okey yani. Fena dikmiyor lan gerçekten. Yok, evet. Yok. Sadece şu ip mekanizması biraz kötü buldum ben. Hakikaten dolanıyor yani. Kaç para bu? 60 almışız. 27'de kargo ödemişiz. Okey yani bence. 80-90 lira. Güzel. Bayağı diktik şu an. Bak şuradan koparalım şunu. Bunu baksana, gayet güzel de dikişler. Ama bir şey söyleyeyim mi? Daha kaliteli bir ip takmak lazım belki buna. Fena değil ya. İzleri bu.
İçinden çıkan ip dandik bu arada. Daha kalın bir şey takılırsa. Kaç veriyorsun? Yani işini görüyor. 6-7 veririm ben buna. Bence de 5-6 diyeyim ben de. Fiyatı da makul, 60 lira. Yani dursun. Bu benim favori ürünüm. Ben aldım bunu. Bir yıl olmuştur yaklaşık alalı. Ben aldığım zaman Türkiye'de yoktu. O yüzden Amerika'ya gittiğimde getirmiştim oradan. Şimdi bak, normal kullanımını gösteriyorum. Daha kolay, farklı bir kullanımı da var. Şuraya oturuyorsun. Tam böyle omurga hizanı alıyorsun bunu. Bacaklarını aşağıya doğru kaymaya başlıyorsun. Eller göğüste olabilir. Rahat ediyorsan arkaya gidebilir eller. Bırakıyorsun kendini. Şöyle takır tukur ediyorum da küçük ettiği için şöyle duyulmuyor. Kendini ne kadar rahat bırakırsan o kadar kilitliyorsun. İşte ben bazen mesela şöyle duruyorum biraz. İşte belim tutulduğu zaman falan açıyor direkt. Şöyle de deneyebilirsin. Bu daha rahat olabilir. Biraz şöyle gel, sırtını daya. Sonra şöyle. Yani bu daha az baskı yapıyor. Rahatsan sonra böyle. Şimdi geldim. Oturdum diyelim. Aynen. Şimdi kay abi aşağıya. Kay abi. Oo. Kitledi değil mi? Şimdi aşağı, yukarı, yavaş yavaş. Aynen. Yavaş yavaş kay şimdi yukarı. Bayağı takır takır ediyor şu an. Okey ya. Değil mi? Ah, bir de şurayı bırakamadım. Nefes ver. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an duymadınız ama takır takır. Gayet okey bu arada bu. Sadece bir tık şu belden ilk başta salması biraz geriyor. Alışıyorsun ona ya. Ona. Aynen. Çok iyiymiş ya bu. Değil mi? Bunun şu anki fiyatı 2100 liraymış. Puan verelim. Ben 10 veriyorum abi buna. 9 veririm ben de. Hocam gördüğünüz gibi harika bir ürün. Ben çok seviyorum bunu. İşte bu Netchirp diye bir markaymış. Amerika'da var. Amazon'da da Türkiye'de satılıyormuş. Farklı bunun çakmaları var, sahteleri var. Bence hepsi aynı, işinizi görür. Sadece kırılmasın yani. Hani kırılsa bir yerine girer çünkü. Ona dikkat etmek lazım. İnternette gördüğünüz herhangi bir buna benzer bir ürünü alabilirsiniz. Çok güzel masaj yapabilirsiniz kendinize. Ben buna 9 değil 10 veriyorum ya. Bir de zaten sağlam olduğu da belli oluyor. Aynen. Almayı düşünürseniz ucuzlarını falan bakın internetten vesaire. Sonra bakın işinize yarıyor mu, kullanır mı? Aynen, bir yorumlarını falan okuyun ama işte bak bunda 4500 tane yorum var. Hepsi 5 yıldız. Yine birbirinden berbat. Evet. TikTok reklamları, Instagram reklamları. Bak reklamda bakıyorsun, ne güzel ürün lan. Ben kesin benim, sahip benim olmalıyım buna diyorsun. Buna ihtiyacım var yani. Ya niye ihtiyacım var ona? Niye kanıyorsun reklamlara? Reklamda her gördüğüne inanma kardeşim. O yüzden reklamda gördüğünüz her şeyi almayın. Bak biz alıyoruz da ne oluyor? Memnun kaldığımız ürün sayısı çok az gerçekten. Evet, ben şu an en çok beğendiğim ürün bir zaten o tekerlek. Aynen, tekerlek benim de favorim. İyi de geldi. İki, şu termosun hem rengini beğendim, hem tipini beğendim, hem de o bardak kısmını beğendim. O sıran baloncuk çıkartan çocuk oyuncağı. Felaket ötesi. Onun dışında yok ya. Evet, enteresan ürünler, siz dolandırılmayın diye biz dolandırıldık evet. Yine. Bu arada bence herkes favorilerini yazsın hani 1, 2, 3 diye. Hani evet, bir sıralayın ya. Siz diye. Neyi beğendiniz en çok? Bence hani 1'den 13'e kadar sıralayın. Mesela ben merak ettim hakikaten. Kim ne beğenmiş? Çünkü kişiden kişiye göre de değişebilir. Evet, belki bizim beğenmediğimiz, sizin beğendiğiniz, çok beğendiğiniz, çok işinize yarayacak bir ürün olabilir. Nedeniyle beraber yazın. Tamam, Ekin'e de abone olmayı unutmayın. Hadi bir sonraki saçma sapan ürünlerde görüşürüz. See you.